Burada çok sağlam bir mekan var. Biraz önce dedim ya, yani biraz İngilizce konuşabilen birine denk geldik diye, o da bizi yanlış anlamış. Blok Telekomis'e merhaba arkadaşlar. Burada hava çok soğuk. İstanbul falan çok sıcakmış. Öğrendim onu. Bir şey gördüm, fotoğraf gördüm. Şanlıurfa galiba 45 derece, Sarı Açılı 48 derece bugün. Böyle bir ilginçlik var. Biz hırkayla'yız ama biraz önce yağmur yağdı. Hava soğuk birkaç gündür burada. Şimdi dedik ne yapalım bugün? Çıktık evden. Bu arada Cenk Dnipro'ya geri döndü. Cenk'i uğurladık. Tren istasyonundan. Dedik ne yapalım bugün? Aklımıza geldi, Nargile'ye gidelim dedik. Burada çok sağlam bir mekan var. Ama gidiş yaşı 6-18, niye öyle bilmiyorum, anlam veremedim ama çok sağlam bir mekan, nargilesi de güzel bir mekan. Şimdi oraya gidip nargilemizi içeceğiz, sohbet falan edeceğiz, bira içeriz belki yanında bir tane falan. Ondan sonra bir planımız yok, artık random atacağız arkadaşlar. Şehrizi nereye bırakırsın? Aynen öyle, geziyoruz böyle saçma sapan yerler merler buluyoruz, gidiyoruz. Adam Godfather çalıyor ya. Gösterim elemanında arkadaşlar. Godfather çalıyor eleman. Şimdi yoldan gidiyoruz, yolu göstereyim Nargileci'ye doğru. Çok yolumuz yok, devam edelim. Arkadaşlar şu an mekandayız, adı Hubble Bubble. Nasıl buldun burada? Güzel ya, hiç yoktan birazcık İngilizce konuşabilen biri var. Arkadaşlar biz dün de buraya gelmiştik. VIP odalar var ileride. 500 grivin ücretli. Dün VIP odada yaşadık ve zengin hayat. Hani video çekiyorlar ya öyle. Bir günü işte şu kadar şeyle geçirdik falan filan, şu parayla bir gün falan. Biz öyle göstermeyi pek sevmiyoruz ya. Biz öğrenci adamız hani. Öyle zengin gibi göstermeyi sevmiyoruz kendimizi. Biz öyleyiz. Şöyle mekanları da kocaman yazıyor parmağımla, görebilirsiniz. Netleştiriyor mu bilmiyorum. Böyle bir mekan. Nargile söyledik. Bira söyledik. Ancak bira kalmamış. Bu yüzden Red Bull söyledik. Nice English. Red Bull. Yeah. Gördüğünüz gibi. Böyle şimdi nargileyi bekliyoruz. Arkadaşlar şu an nargilemiz geldi. Görüyorsunuz. Nane elma söyledi Buğra. Ancak nane elma hariç her şey var. Buğra kamerayı istiyor. Biraz önce dedim ya, yani biraz İngilizce konuşabilen birine denk geldik diye, o da bizi yanlış anlamış. Apple mint dedim. Elma, nane hariç her şeyi getirmiş yani. Böyle bir şey ama tadı da güzel olmuş. Fena değil ya. Neyse arkadaşlar, biz keyfimize bakalım. Arkadaşlar şimdi nargilemizi içtik. Çıktık mekandan, eve geldik ben. Telefonumu biraz şarj ettim. Şu an burada bir Türk dönercisi var. Deniz Döner diye. Deniz Döner'e gidiyoruz. Şimdi dönerimizi yiyeceğiz. Akşamında da yine bir bara gidip içkimizi içeceğiz. Yani klasik olarak her gün yaptığımız şey. Ama yemek mekanı da içtik bakalım. Deniz nasıl yapıyor döneri? Daha önce hiç gitmedim oraya bu arada. Benim gittiğim başka bir yer vardı. Orası kapanmış. İflas mı etmiş bilmiyorum. Orası kapanmış. Şimdi bakalım Deniz'in tadına bakacağız. Biliyorsunuz her vlogda da tarafsız olarak yemek yediğim yerlerin lezzetini söylüyordum size, ürünlerin lezzetini. Burada da tarafsız olarak size söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir deneyim olacak bizim için. Ukrayna'da döner yemek. Bu arada buranın yerlileri döneri asla yapamıyor arkadaşlar. Böyle aşırı yağlı falan garip bir şey oluyor. Tavuk göğsünü kullanıyorlar. Hani bizdeki gibi döner eti yok. Ama bilmiyoruz, bakalım deneyeceğiz. Eğlenceler yine devam ediyor parkta. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar şu an çıktık. Yani burada bu şehirde yediğim en iyi dönerdi. Ayrıca ismini de benim Deniz Döner ve Mangal mıydı? Deniz et Mangal. Deniz et Mangal galiba. Buraya gelirseniz, Lvov'a uğrarsanız mutlaka gelin buraya. Cidden güzel. Damak tadınıza uymayacak, onu söyleyeyim. Bunların anlayışı biraz farklı. Hani lahana koyuyorlar içine, sarımsaklı mayonez falan koyuyorlar ama burada yediğinizin eğer yerseniz en iyisi olacağına eminim. Burayı ilk defa yedi. Mesela ne tadı kadar? Ya tabii Türkiye'nin yerini tutmuyor. İçi biraz dolu ama güzel yani. Güzel arkadaşlar. Evet. Tavsiye ederiz.
Uçray, uçray.